birbirini üzmeden, kırmadan, ezmeden, birbirine saygı duyarak yaşatan bir anlayışın formu. Nar, bereketin, çoğalmanın simgesi. Nar kadın. Nar, doğurganlığa ilk adımı atan bir genç kız. Nar, bütün zamanlarda insan için, insanlık ailesi için birlikteliği, birlikte yaşamayı özümseyerek simgeleyen bir anlayışın görüntüsü. Biz buna demokrasi diyebiliriz. İnsana saygı diyebiliriz. Kısaca nar, insana saygının sembolüdür. Eğer sanat ailesi bir basamaklar silsilesi ise, bu basamağın en üstünde önce müzik, hemen yanı başında şiir ve onun yanı başında da resim ve diğerleri vardır. Bütün bu birlikteliği, birlikte birbirlerini beslemeleri, kan alışverişi adeta yapmaları, hayatta kalmalarının ve varoluşlarının asıl nedenidir diye düşünüyorum. Yani resmi tek başına düşünemeyiz. Şiiri düşünemediğimiz gibi, müziği düşünemediğimiz gibi, heykeli düşünemediğimiz gibi, seramiği düşünemediğimiz gibi. Öyleyse bu yakın ilişki birbirini muhakkak besler. Ben de resimlerimde şiirden besleniyorum. Şimdi sanatçı bulduğu, ilginç bulduğu malzemeyi değerlendirir. Bu sergimde ham tabaklarla yakından ilgilendim. Ham tabak henüz fırına verilmemiş, sırlanmamış. Adeta boyayı içine çeken, emen bir yapısı vardır. Bu özelliğinden ötürü tabakları form olarak da sevdiğim oval, yuvarlak tabakları seçtim. Ve sonuçlarını görünce sevindim. Ahşaba gelince, ahşap insanlık tarihi kadar eski bir malzemedir. Ve hayatımızın içindedirler. Hep kullanılırız. Burada gördüğünüz bu kürekler, bu işi bilenin bana ifade ettiğini sizinle paylaşayım. Bunlar en az 140 yıllık kürekler dedi. İnceledikten sonra bunu söyledi. Bu kürekler daha küçük. Daha küçük pişirilen elemanları, yiyecekleri yerinden alma, yerine koyma gibi amaçla kullanılıyor. İşte pasta küreği, kek küreği gibi. Bunları eskizilerden aldım. Zaten ilk gördüğümde de çok etkilenmiştim. Üzerlerinde emeğin portresini gördüm. Alın terinin portrelerini gördüm. Ve bu anlayışa bağlı olarak da ölmez ağacı, zeytin ağacı formuyla ve gözleri ve kuşları da üzerine kondurarak sonuca varmaya çalıştım. Şimdi bir atasözü vardır, armut dibine düşermiş. Gaye su akyol, henüz yürümeye başlayınca, belki daha öncesinde annesinin mırıldandığı şarkı ve türkülerle büyüyor. Gözünü açtığında da duvarlarda renklerle yüzleşiyor. Renklerin kokusuyla yüzleşmeye başlıyor. Bu iki olgu, müzik ve renk, müzik ve resim, Gaye Su'nun hayatına çok erken yaşlarda girdi.
algı boyutunda zengin bir birey olan Gaye Su Akyol birikimleriyle bunu zenginleştirdi ve her ikisinde de başarılı olduğunu görüyorum. Bunlar bir emeğin ürünü, bedelini ödemenin ürünüdür. Dediğim gibi beslenme önemli bir olgudur ve beslendikçe de güçlendiğimiz bir gerçektir. Gaye bunu yaşadı, yaşıyor. Bu içinde yaşadığımız boğucu ve korkutucu gerçekliğe bir kontra gerçeklik yaratmak ve bir takım yeni semboller tanımlayarak aslında gücü kendi eksenimizde tekrar sorgulamak üzerine bir sergi bu. Benim tarafımda daha çok toplumsal cinsiyet rollerini tartıştığım, kadının gücünü yeniden tanımladığım, sorguladığım işler mevcut. Birlikte açmak tabii çok romantik bir şey. İnsanın babasıyla ya da çok sevdiği yakın kan bağı ya da yakın bağları olan kişilerle iş yapması bende çok romantik ve duygusal karşılıklara sahip. Babamla bu bizim üçüncü sergimiz oldu ve üçü de aslında EKA'da oldu. Bu anlamda da EKA bence çok özel bir şeye ön ayak oluyor. Sanat tarihi içinde umarım bir o kadar tatlı ve özel bir yeri olur tarih içinde. Şöyle söyleyebiliriz aslında müzikte de resimde de ve dokunmaya çalıştığım diğer her şeyde de yan yana gelmesi çok mümkün gözükmeyen şeyleri yan yana getirmek çok mutlu ediyor beni, hoşuma gidiyor. Çünkü aslında o kadar da uzak değil hiçbir şey birbirine. Bu anlamda beslendiğim, etkilendiğim müziğime, resmime ve diğer bütün dokunduğum şeylere etki eden her şeyi aslında sanatıma koymakta bir beis görmüyorum. Kimin ne diyeceğini umursamadan.